toplantılara katılmaya gayret ediyoruz. Dünyamızda önemli bir yeri var. Bakanlık olarak da her daim. Zaten Sayın Bakanımızı da müsiyattan ayrı düşünmek ciddi bir küresel durgunluk, özellikle pandemi neticesinde tüm dünyada ciddi bir küresel durgunluk. Özellikle 2021 yılından sonra dünyada ciddi bir küresel durgunluk, özellikle pandemi neticesinde tüm dünyada ciddi bir küresel durgunluk yaşandı ve Türkiye'de bundan haklı olarak payını almış oldu maalesef. Ancak her şeye rağmen, küresel ticaretteki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik hızla adımlarla ilerlemeye devam etti. Şöyle baktığımızda Türkiye son 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 2023 yılında %5.1'lik bir büyümeyi gerçekleştirdi. İhracatımızın özellikle lokomotif sektörlerinden birisi de otomotiv. Otomotiv ihracatımız 2023'te 19.4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Yan sanayi ile beraber baktığımızda bu rakam 35 milyar doları aşmış oldu. 2024 Ocak-Eylül döneminde %5.3'lük büyümeyle 26.9 milyar dolarlık bir büyümeyi gerçekleştirdi. İhracatı gerçekleştirdi otomotiv sektörü. Bu da bir tarihi rekor, gerçekten tarihi bir rekora imza atarak büyümesini gerçekleştiriyor. İlan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirdik. Yani ilan sitesine girilen ilanları TC kimlik numarasının onaylanmış kişiler tarafından verilmesini, ayrıca yetki belgesi olan firmalar tarafından verilmesini sağladık. Konutta, özellikle taşınmazlarda, konutlarda bu geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Yılbaşında tamamıyla yürürlüğe girecek. Şu anda hibrit olarak devam ediyor. Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden e-devlet üzerinden kendi konutunu seçecek. Oradan açılan pencereye hangi emlakçıya yetki verecekse onun bilgi numaralarına girerek ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobile de başlatıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayda otomobilde de e-devlet üzerinden girerek sahip olduğumuz aracın ilanı vermekle ilgili bir çalışmamız var. Mahmut Gürcan Beyefendi'ye hem kitapları hem teşrifleri için bir kez daha çok çok teşekkür ediyor. İsimler gün anısına hediye olarak verilecektir. Evet, Konya'nın Meramdere Zafer İlkokulu öğrencilerinin bugünün anısına çizdiğimiz Sayın Mustafa Hakan Özer Beyefendi'nin hediyesi takdim ediliyor.